Merhaba arkadaşlar. Yine bir hidrojen videosuyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz 13 plakalı bu sistemi aracıma bağlamayı düşünüyorum. Ama bu videoda bağlamayacağım. Daha çok bu videoda hidrojenin amper ayarını, üretimi nasıl azaltıp nasıl çoğaltırız, bunlarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Ve araca bağlarken nasıl ekipmanlar kullanmamız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca bu videoda sıfırdan dizmeyeceğim plakayı arkadaşlar. Çünkü daha önceki videolarda baştan nasıl yapıldığını anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz açıklamalar kısmından tıklayıp izleyebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Video boyunca açıklamalarım devam edecek. Teşekkür ederim. Burada 304 paslanmaz çelikten yapmış olduğum plakaları görüyorsunuz. 12 voltla çalışıyor. Suyu hazırlayarak başlıyoruz. Normalde suyumuz fazla iletken olmadığı için iletkenliği arttırmak için potasyum hidroksit katıyorum. Potasyumu kattığınız zaman çözülürken suda ısınma meydana gelir. Bunun için kapağını açık bırakın ve durulmasını bekleyin. Şimdi sistemimize suyumuzu dolduralım. Birazdan da göreceğiniz gibi potasyumu ne kadar atarsak o kadar üretim azalıyor veya artıyor. Birazdan izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, ev ortamında kullanmak için veya denemeler yapmak için bu tarzda SMPS trafolar kullanıyoruz. LED trafosu da olur veya ayarlı güç kaynakları da olur. Yalnız güçlü olursa iyi olur. Amperini o istediği derecede çeker zaten. Bunlar zaten halihazırda PWM dediğimiz darbeli kare dalga sinyallerini veriyor. Hidrojen içinde çok önemli bir nokta bu. Bağlantılarımı yaptım. Şimdi güç kaynağımı çalıştırıyorum ve üretim başladı gördüğünüz gibi. Şu anda çektiği amperi görüyorsunuz. 7,5 amper civarı. Demek ki potasyumu biraz az koymuşum. Bakalım bu miktarda ne kadar alev verecek onu göreceğiz. Çok düşük bir alev veriyor. 7,5 amper civarı olduğu için. Burada da gördüğünüz gibi kendi yaptığım alev kesiciyi görüyorsunuz. Ateş söndüğü zaman alevin sisteme geri gitmesini önlüyor. Orada kalıyor. Açıklamalar kısmından izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını.
Şimdi biraz daha potasyum ekledim. Gördüğünüz gibi 15 amper civarı çekiyor. Bu şekilde ekleyerek azaltarak istediğiniz amper civarlarını ayarlayabilirsiniz. Alev boyu biraz daha arttı. Daha da çok ekleyip daha da arttırabilirsiniz ama bu sistemin aşırı ısınmasına neden olur. Verimi de düşürür. O yüzden hem araçlarda kullanacaksanız düşük amper olması daha iyi olur. 15 amper yeterlidir bence bu 13 plakalı sistem için. Şimdi arabanın aküsüne bağlıyorum. Çalışmazken ve çalışırkenki farkı göreceksiniz. Zaten araçlarda kullanacaksak çalışırken kullanacağız. Bizim için önemli olan orası. Şu anda çalışmıyor arabamız. Bakalım. Üretim başladı. Çektiği ampere bakalım şimdi çalışmazken. Evet, 9,5 amper civarı çekiyor çalışmazken. Çalıştığı zamanki farkı anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel alev boyu. Evet, çalışınca amperin arttığını görebiliyorsunuz. Hem şarj dinamosundan gelen 13-14 volt elektrik hem de yüksek amper etkiliyor üretimi. Burada da araca bağlayacaksanız olmazsa olmaz kontrol kartını görüyorsunuz. Bu biraz önce gördüğünüz trafolardaki PWM sinyalini veriyor. Aküden bu sinyali direkt alamazsınız. Dalgalı kare sinyal veriyor. Ayrıca amper ayarını, üretim ayarını buradan yapabilirsiniz manuel olarak. Şu an araba çalışmazken 10 ampere kadar gösteriyor. Şimdi çalıştıracağım. Bakalım ne olacak. Evet, 1 amperden başlatabiliyoruz. Şu anda 25 amper civarı çekiyor. Eğer bu arabanıza fazla gelirse potasyum miktarını azaltarak 15-20 amper civarı çektirebilirsiniz. Bu manuel sistem, bu potansiyometreyi arabanın gaz kelebeğine bağlayarak devir arttıkça amperin de artacağı şekilde ayarlayabilirsiniz. Rölantideyken düşük amper çeker, yüksek devirdeyken yüksek amper çeker. Arabaya da bir zarar vermez diye düşünüyorum. Şimdi amper ayarının veya üretimin ayarının nasıl kontrol edildiğini yakarak göreceğiz. Şu anda orta seviyeleri de bu şekilde yanıyor. Düşürünce sönüyor.
Duş alamadan alev çıkacak kadar üretim yok. Evet, orta seviyelerden arttırıyoruz. Gördüğünüz gibi üretim de artıyor. Anında yansıyor. Bu kart neden önemli? Stabil bir şekilde PWM sinyalimizi sağlıyor ve ayrıca kontrolün devamlı bizde olmasını sağlıyor. Güvenlik açısından gerekli ve üretiminde istenilen seviyede olması açısından önemli. Eğer bu sistemi araca bağlayacaksak, bu kartın önüne bir 12 volt röle ekleyerek ve o röleye de bir anahtar koyarak ekstra bir güvenlik önlemi sağlayabiliriz. Genelde bunu araca takmak için elektroliz hücremiz, plakalı sistemimiz yani, ayrıca su rezervuarı, ondan sonra bu kartlı sistemimiz ve ekstradan bir alev kesici bağlayarak motordan gelebilecek kıvılcımları vesaire sisteme ulaşmasını engellemek amacıyla takabiliriz. Ve ayrıyeten bubbler dediğimiz su dolu bir kaptan tekrar gazımızı geçirerek filtre yaparak temiz olarak motora aktarmamız gerekiyor. Bunun için de ekstra bir filtre kabı koymamız gerekiyor. Son zamanlarda popüler olan bu benzin gazı videolarında gördüğünüz gibi ekstra su dolu bir kaptan gazımızı geçirerek hem güvenli hale getiriyoruz hem temiz olarak çıkışını sağlıyoruz. Genel olarak bu kadar bir alet edevat yeter diye düşünüyorum. Daha da ilerletirseniz biraz daha elektronik, işte yapay zekalı ne bileyim geliştirilmiş kartlardan edinilerek daha kontrollü üretim sağlayabiliriz. Hidrojen videolarına devam edeceğim arkadaşlar. Eğer takip etmiyorsanız takip edin ve yeni gelecek videolardan haberdar olun. Ve ayrıca sadece hidrojenle uğraşmıyorum. Benim birçok videom var. Onları da izleyerek bana destek olabilirsiniz. Ki yeni projeler ve yeni geliştirmeler için imkanımız olsun. Bu arada bu sistemde bildiğiniz gibi oksijen ve hidrojen karışık olarak aynı anda çıkış yapıyor. İlerleyen zamanlarda hidrojen ve oksijenin ayrı ayrı çıkış yaptığı bir sistemde tasarlamayı düşünüyorum. O zaman daha güvenli olacağını düşünüyorum. Çünkü hidrojeni oksijensiz yaktığımız zaman alev kesiciye ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü oksijen olmadığı için hortumun içinden alev ilerleyemiyor. Ve ayrıca motor için daha güvenli ve zararsız olacağını düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda yapmayı düşünüyorum. Ve ilerleyen zamanlarda kamp, balık, doğa videoları çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Doğada hidrojenle yanan bir ocak neden olmasın değil mi? Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz. Videomuz bu kadardı. Beni ilk defa bu videoyla tanıyorsanız abone olarak ve beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı yazmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.